Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biberli katık, Arnavutların dediği gibi long turşusu yapacağız. Arnavut turşusu olarak da geçiyor. Şimdi bunu yapmak için malzemelerimiz 750 gram yeşil biber, 500 gram süzme yoğurt, 200 gram kaymak ve 1 kilo lorumuz var. Kaya tuzu kullanıyoruz ve sütümüz var. Kavanozlarımız boy boy. İstediğiniz kavanoza yapabilirsiniz. Ben önce küçük kavanozlara yapacağım. Aldığı kadar. Bir pakette katı yağ, sana yağ kullanıyorum ben. Kavanozların ağızlarını kapatmak için. Şimdi biberlerimizi güzelce temizleyeceğiz, yıkayacağız ve kurulayacağız arkadaşlar. Bunların saplarını ve çekirdeklerini çıkaracağız. Bu kahvaltılarda kullanılan bir katık olarak ya da meze olarak da kullanılabilen bir soframıza koyacağımız bir yiyecek. Şimdi biberlerimizi güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra saplarını çıkarıyoruz. Ortasındaki çekirdekleri de çıkarıyoruz. Hiç çekirdek kalmayacak şekilde biberlerimizi temizleyelim. Ve böyle küçük küçük yarım santim, bir santim boyunda bütün biberlerimizi bu şekilde doğrayacağız. Bunu ben küçük kavanozlara yapacağım için küçük olarak doğruyorum. Daha büyük bidonlara kuracak olursanız bunları bütün olarak da veya ortadan keserek de ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Bunu benim annem yapıyordu arkadaşlar. Büyük bidonlara yapıyordu. Bütün olarak koyuyordu içine. Saplarını ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra o şekilde yapardı ve bütün kış biz onu kahvaltılarda yerdik. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Tatlı lorumuz var. Bunları bir kaseye boşaltacağız. Bütün malzemeleri şimdi harmanlayacağız hepsini, biber hariç. Bu vakumlanmış olarak benim aldığım lor idi arkadaşlar. Onu böyle bir tahta kaşıkla parçalara bölüyorum. Eziyorum daha doğrusu. Bunun üzerine 200 gram kaymak. Kaymak koymak zorunda da değilsiniz. Bunu sadece loru sütle açıp da bu şekilde yapımı da oluşuyor. Ben süzme yoğurt ve kaymak da kullanıyorum. Lezzeti daha fazla oluyor bu şekilde. Lorumuzu koyduk, kaymağımızı koyduk ve yarım kilo süzme yoğurdum var. Şimdi bunu da ekleyeceğim. Bu üç malzemeyi hepsini birbirine karıştıracağız. Bunlar da ayrı ayrı lezzet katıyor katık biberimize. Bunun çeşitli isimleri var. Sizin olduğunuz yerde buna ne ismi veriliyorsa yorumlara yazarsanız ben de sayenizde öğrenmiş olurum değişik isimlerini. Ve nerelerden beni izliyorsanız onu da yazarsanız memnun olurum. Şimdi malzememizi bu şekilde iyice birbirine yedirerek böyle krem haline getiriyoruz. Bu sos bölümümüz şu anda hazır arkadaşlar. Bunun içine 2 şeker kaşığı öğütülmüş kaya tuzu koyuyorum. Çünkü bütün malzeme tatlı olduğu için içine bir miktar tuz ekliyorum. İki şeker kaşığı yeterli. Şimdi tuzu da içine iyice işlesin diye onu da karıştıracağız. Ve dolgu malzememiz hazır olacak. Bunu aynı zamanda böyle yeşil biberle değil de içine kırmızı biberin içine doldurarak da aynı işlem yapılıyor. O da ayrı bir şekli bu biberin yapımının. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu biberlerimizi kavanozlara dolduracağız. Bu görmüş olduğunuz kavanoz 500 cc'lik yarım kiloluk bir kavanoz. Dip kısmına önce karıştırdığımız bu sosumuzdan yerleştiriyoruz karışımdan. Şöyle bir parmak olacak kadar. Ve üzerine bir sıra biber olacak şekilde biberlerimizi atıyoruz içine.
Bir kaşık yardımıyla biberlerimizi güzelce bastıralım ki bu malzemenin içine gömülsün. Biberin her yerine de işlemesi gerekiyor, değmesi gerekiyor bu sosumuzun. Bir kaşık sostan, bir kaşık biberden bu şekilde birer sıra birer sıra kavanozun ağız kısmına kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Biberimizin üzeri örtülecek şekilde tekrar bu lorlu sosumuzdan ilave edip yine kaşıkla bastırıyoruz. Biberlerimiz lorun içinde kalsın. Güzelce böyle kaşıkla yerleştirelim. Boşluk kalmamasına özen gösterelim. Tekrar yine biber, bir sıra biber, bir sıra lorumuzdan ekleyerek kavanozun ağız kısmına kadar böyle yapacağız. Ağız kısmında bir miktar boşluk bırakalım. En son süt dökeceğiz üzerine ve daha sonra sana yağı ile erittiğimiz sana yağı ile kapak yapacağız. Hava almaması gerekiyor. Ama sana yağı kullanmak zorunda da değilsiniz. Sadece süt ile de kapatabilirsiniz ağız kısmını. Şimdi kavanozumuzu bu şekilde böyle bir doldurduk. Bu sıralı olan hali. Bir sıra biber, bir sıra karışık lordan. Şimdi bunu isterseniz ikinci yöntemini de göstereyim. Bütün bu hazırlamış olduğumuz karışım lorumuzu biberleri bunun içine atarak da harmanlama usulü hepsini birbirine karıştırarak da bunu bir kavanozunu da böyle yapalım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İlla sıralama şartı olacak diye bir şey yok. Lorun içine bu şekilde biberleri atıp güzelce harmanlayalım. Biberlerin her tarafına lorlar değsin. Böyle de kavanozlayalım. Böyle de yapabiliriz. Önemli olan harç ile biberin birbirine iyice karışması. Şimdi bunu da diğer kavanozumuza dolduralım. Bu da 500 cc'lik arkadaşlar. 2 tane 500 cc'liğe yaptım. Diğerlerinin kalan bölümünü de daha küçük kavanozlara koydum. Küçük kavanozlara koymamın sebebi de açtığım zaman bir kere de ya da iki kere de yendiğinde bitiyor. Kavanozu açtıktan sonra da buzdolabında saklayalım. Bunu da kaşık yardımıyla kavanoza doldururken bastıralım ki aralarda hava boşluğu kalmasın. Tamamen bütün kavanozlarımızı bu şekilde dolduralım. Evet. Yine ağız kısmına lordan kapatmaya özen gösterelim. Parçacıklar olursa da ağız kısmını temizleyelim. Kapağımızı kapatacağız çünkü dışarıda herhangi bir madde kalmasın. Şimdi bunu da böyle doldurduk. Bir tanesini sıralı yaptık. Birisini de karma usulü karıştırarak yaptık hepsini. Şimdi kavanozlarımızı bu şekilde yerleştirdim. 2 tane 5'lik, 500 cc'lik. Bu 2 tanesi 350 cc'lik, bir tanesi de 250 cc'lik kavanozlarımın. Yapmış olduğum malzemeden bunlar çıktı arkadaşlar. En son karışım kabının içinde kalan miniyi de küçücük bir kavanoza doldurdum. Şimdi sütümüz var. 2 su bardağı kadar. Bunu yoğurt mayalayacağımız sıcaklıkta olacak arkadaşlar. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Ilık bir süt olacak. Bunu da kavanozlarımızın ağız kısımlarına dökeceğiz. Bir parmak kadar böyle yaklaşık boşluk bırakın ağız kısmındaki süt orada kapak görevi görecek. Şimdi yavaş yavaş kavanozların içlerine sütümüzü ilave edelim. Önce bir miktar üst kısmına böyle döküyoruz.
Hepsinin üzerine sütümüzü döktük. Bir kaşık yardımıyla, kaşığın sap tarafıyla kavanozun içinde kalan boşluklara bu şekilde kaşığımızı batırarak sütün kavanozun içinde her yere dağılmasını sağlayacağız. Kavanozun dibine kadar bu süt gitsin ki içeride fermentasyonu sağlayacak. Böyle bastıralım. Süt lorla, biberle karışım halinde olacak. Şimdi böyle bastırdığımızda kalan boşluklara süt yerleştiği için üst kısmında süt miktarı azalıyor. Yeniden sütümüzü ilave edip böyle ağız kısmını tamamen sütle kapatalım. Bu işlemi bütün kavanozlara tek tek yapacağız. Güzel bir biberli katığımız ya da diğer ismiyle long olsun inşallah. Kışa hazırlık yapıyoruz. Bütün yapmış olduğumuz malzemelerimiz kış için hazır gıda arkadaşlar, hazır yiyecek. Peynirin olmadığı yerde bu çok lezzetli bir yiyecek. Sabah kahvaltısında özellikle meze olarak da kullanılıyor bu yaptığımız. Dediğim gibi bunun çeşitli isimleri var. Ama bu Arnavutların yapmış olduğu bir sabah kahvaltısı yiyeceği ya da meze diyelim. Onlar ismine long diyorlar. Biberli katık da deniyor. Başka isimleri de varsa siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın ki ben de öğreneyim. Şimdi bir paket sana yağını eritiyorum arkadaşlar ben. Çok sıcak olmayacak şekilde donmadan her kavanozun ağız kısmına böyle birer ikişer kaşık sana yağ döküyorum. Bunu buzdolabına kapağını kapatıp koyduğumuzda sana yağ donuyor. Tamamen kapak görevi görüyor. Hiç hava almamasını sağlıyor ve bozulmuyor. Büyük kavanozlara biraz daha fazla. Ağız kısmında dediğim gibi yeterli boşluk bırakırsanız bu işlem daha rahat yapılıyor. Böyle bütün kavanozların ağızlarına yağımızı koyduktan sonra kapaklarımızı kapatacağız. Bunda kapakları kaynatmaya gerek yok. Sıkıca kapattığımız zaman sorun yaşamıyoruz. Zaten süt ve sana yağ ile kapanacağı için ağız kısmı kapağı kaynatmaya gerek yok. Şişeleri kaynatmaya gerek yok. Kavanozları bu şekilde güzelce güneş görmeyen bir yerde saklayacağız. Ağzını açıp yemeye başladığımız zaman bir kavanozun onu buzdolabında saklayalım. Eğer yeriniz varsa buzdolabında bu yaptıklarımızın hepsini buzdolabında da saklayabilirsiniz. Çünkü sana yağın donması gerekiyor. Yani soğuk yerde saklanması gerekiyor. Evet, longlarımız hazır arkadaşlar. 2 tane büyük, 2 tane orta boy, 2 tane de küçük olarak çıktı bütün malzemeden. Allah yemeğe nasip etsin inşallah. Şimdi videomuzun da sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyetle yiyelim inşallah. Önümüz kış mevsimi. Görüntümüz de böyle arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.